Merhabalar, ben Gaye Çalık. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 5 öğrencisiyim. Bugün yanımda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Erdal Özer var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk doktor hanım. Buyurun lütfen. Nasılsınız? İyilik. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hocamla sohbete geçmeden önce sizlere biraz kendisinden bahsetmek istiyorum. Profesör Doktor Erdal Özer hocamız 1975 Çorum doğumludur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Daha sonrasında 19 Mayıs Üniversitesi'nde tıp fakültesini tamamlamış, tıp doktoru unvanını almaya hak kazanmıştır. Adli tıp ihtisası için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nı kazanarak uzmanlık eğitimini de bu ilde tamamlamıştır. Mecburi hizmetini Çorum'da yapmış ve yardımcı doçent olarak Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na ataması yapılmıştır. 2014 yılından itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda çalışmakta olup doçentlik, profesörlük unvanını da Trabzon'da almıştır. Halen Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Çocuk Koruma ve İzlem Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Hocam, şu an Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttüğünüz Adli Tıp nasıl kurulmuştur ve şu anda neler yapmaktır? Biraz bahsedebilir misiniz? Aslında Adli Tıp uzmanlığı yeni yeni kadroları artmaya başlayan bir bölüm. O yüzden bazı illerdeki üniversitelerde Adli Tıp Anabilim Dalları yoktu. Trabzon'da da kuruluşunu Süleyman Serhat Gürpınar hocamız vardı. Bu hocamız İstanbul'dan buraya geldi. Burada Anabilim Dalı'nı ilk kurdu. Ondan sonra tekrar kuruma başkanlık görevine gidince burada bir boşluk oluştu. Bu 4-5 yıl sonra tekrar İsmail Birincioğlu, Nurşen Turan hocalarımız buraya geldiler. Tekrar Anabilim Dalı'nı kurdular, faaliyete geçirdiler. İsmail Birincioğlu hocamız vefat etti. Allah rahmet eylesin diyelim, kendisini analım. Nurşen hocamız İstanbul'a tekrar döndü. Bu süreçte 2014-2015 yılında Adli Tıp Anabilim Dalı'na ben geldim. Yan doçent olarak başladım burada. Ondan sonra doçentlik ve profesörlüğü burada aldık. Yine kendi yetiştirdiğimiz asistanlarımızdan Güven Seçkin Kırcı hocamız yanımızda beraber. İki kişilik akademik kadromuz var şu an. Anabilim dalımızın kuruluşu ve gelişimi bu şekilde. Asistan sayımıza gelirsek 1-2 asistanla başlayan bölümümüz şu an neredeyse 12-13 tane asistanımız var. Bir çocuk koruma merkezimiz var. Bir adli bilimler enstitümüz var ve anabilim dalımızın faaliyetleri var. Peki hocam, bu alanda uzmanlık yapmak isteyen tıp fakültesi mezunlarına tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi alanı önce tanıması lazım. Zaten bizim öğrencilerimiz bölümümüze geliyor. Bölümümüzde neyin nasıl yapıldığını, otopsiye nasıl gidildiğini, çocuk istismarı merkezimizin nasıl bir yer olduğunu bunları görüyorlar. Önce bölümü tanıması lazım öğrencinin. Bu işi yapabilir mi? Bu işi yapmaya uygun ruh hali var mı? Çünkü otopsi zor bir iş. Bunları görmesi lazım. Yine çocuk istismarı insanları, çocukları örseliyor ama hala bizi de örseliyor. Biz de üzülüyoruz. Ruh sağlığımız bunu yapmaya müsait mi? Bunlara bir bakmak lazım. Ondan sonra bu bölümü tanıdıktan, bildikten sonra bu bölüme gelmek, burada uzmanlık yapmak mümkün. Bizim öğrencilerimizin bunu görme şansları var. Gelirler bölümümüzde işte raporların nasıl yazıldığını, hangi işlerin yapıldığını görürler. Bunun karşılığında nerelerde çalışabileceklerini öğrenirler. Ve buna göre de tercih edebilirler. Tıbbın biraz içinde, biraz dışında. Biraz tıp, biraz hukuk diyebiliriz adli tıp için. Nasıl bir şey söyleyeyim ben size? Dahili tıpın içindeyiz ama hukukla bağımız daha fazla. Hukukun anlamadığı ya da ihtiyacı olan sorulara yanıt veren bir bölüm. Sürekli araştırmayı gerektiren bir bölüm. Suçluyla sürekli mücadele edilmesi gereken bir bölüm. Siz sürekli takip etmezseniz, literatürü takip etmezseniz, suçun değişimini takip etmezseniz adli tıpta başarılı olamazsınız. Yani şunu diyemezsiniz: ben okudum, adli tıp uzmanı oldum, artık bundan sonra her şeyi yaparım. Yapamazsınız. Bir yıl içinde her şey değişir. Mesela basit bir örnek vereyim size. Eskiden çocuk istismarında biz vakaları nasıl görürdük?
İşte çocuğa ulaşabilen, çocukla teması olan çevresinden, okulundan, yolundan, çocuğun gittiği yerde bulunan birinin çocuğu istismar ettiğini görürdük. Şüphelerimiz bunun üzerineydi. Ama şu anki durumumuz nedir? İnternet üzerinden siber bir şekilde çok uzak bir bölgedeki bir çocuğa ulaşıp bunu taciz etmek olayları başladı. Son zamanlardaki mesela bizim gördüğümüz vakalar bu şekilde. Yani sizin de suçluyla birlikte evrilmeniz gerekir. Bu otopsi için de düşünülür. Yani nedir? Eskiden bir zehir vardır, şimdi yeni bir zehir çıkmıştır. Zehiri kaybeden ilaçlar çıkmıştır. Tespit etmenizi engellemek için. Mesela bazı uyuşturucular tetkiklerde çıkmıyorlar. Özellikle bu sağlanıyor. Sentetik olarak yapılıyor. Sizin bunları öngörmeniz, kliniğiyle değerlendirmeniz, yeni düzene de ayak uydurmanız gerekir. Yani adli tıp monoton bir bölüm değildir. Çok devinim halindedir. Bir ameliyatı öğrendiniz. Ben artık bu ameliyatı her gün yapabilirim. Cerrahide böyle olabilir ama bizde olmaz. Dinamik bir yapı dinamiktir, var. Dinamiktir, evet. Peki hocam, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bünyesinde hekim olmak, hoca olmak size neler hissettiriyor? Şimdi şöyle, ben Ankara'da büyüdüm. Samsun'da okudum. Oradan bir Karadeniz aşinalığım zaten var. 6 yıl okudum. Çok da sevdim Samsun'u. Çok güzel bir şehir. Karadeniz insanını da sevdim. Ordu'dan da evlendim. Oradan yine bir Karadeniz bağlantımız oldu. Giresin. Ondan sonra evet, İstanbul'a gittik. Tokat'ta çalıştık. Türkiye'nin dört bir yanını neredeyse dolaşmış gibi oldum. Ama Trabzon'da çok sevdim. Hareketli bir şehir. İstanbul'a benzetiyorum burayı. Yani İstanbul'un sanki biraz küçüğü gibi. İmkanları çok iyi. Üniversitenin imkanları çok iyi. Özellikle üniversitenin, şimdi biz kongreler nedeniyle bir sürü üniversitenin hem kampüsünü, hem yerleşkelerini, hem ulaşım imkanlarını görüyoruz. Gidiyoruz, kongrelere katılıyoruz. Yani özellikle bu şehirdeki bu ulaşımdır, üniversitenin imkanlarıdır. Gerçekten çok iyi durumda. Belki içinde olanlar fark etmiyordur ama dışarıdan gelen biri olarak ben çok rahat fark ediyorum. Mesela havalanından inip de kampüse yürüyebilmek, yani başka bir üniversitede bulunabilecek bir şey değil. Kampüsün havaalanı var hocam. Evet, bize kampüsün havaalanı var. Yani burası gerçekten enteresan. Terminaldeyseniz öyle, yine yürüme mesafesinde. Ve hep derler ki Boğaziçi'nin kampüsü güzeldir. Gördük ama Katü'nünki de gerçekten muazzam. Bambaşka. Hele bahar, baharları, o çiçekler açtığında efsane. Yani şunu demek istiyorum. Katü şehir olarak da, kampüs olarak da, üniversite olarak da, üniversite hocaları olarak da gerçekten üst düzeyde diyebilirim. Dışarıdan bir gözle bunu çok rahat söyleyebilirim. Hocam, sohbetimin sonlarına doğru yaklaşırken eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Şöyle demek istiyorum. Genelde öğrencilerimize hitap etmiş olayım. Mesela genelde bütün öğrencilerimiz de zor bölümlerden uzak durmak, bazı bölümlere gitmemek gibi bir eğilim var son zamanlarda. Bence bunu bir gözden geçirmelerinde fayda var. Çünkü ülkemizin çocuk hekimine de, yine çocuk cerrahisine de, genel cerrahiye de, beyin cerrahiye ihtiyacı var. Ve bunları biz kendi yerel kaynaklarımızla aşmamız gerekecek. Genç hekimlerimizin kendilerine en uygun, en sevdikleri bölümü yazmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü sevdikleri işi yaparken çok başarılı olacaklarını biliyorum ve bunu görüyorum. Başka hiçbir sahiple, işte buranın şartları zor, iş yükü fazla, şu şöyle bu böyle. Siz bir şeyi severseniz ne iş yükünün bir kıymeti var ne zorlukların. O yüzden sevdikleri bölüme, gönül verdikleri bölüme gitmelerini tavsiye ediyorum. Ondan sonrası zaten büyük başarılar gelir. Çok çok doğru. Çok teşekkür ederim ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Değerli vaktinizden ayırdığınız için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Erdal hocamla olan sohbetin sonuna geldik. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.